Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda bebeklerine Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden koymak isteyen anne ve babalar için anlamları güzel olan ve henüz duymadığınız kız isimlerinden bahsedeceğim. Öncelikle dünyanın en güzel duygularından birisi evlat sahibi olmaktır. Bebeğinizin doğumdan sonra onun için en önemli şey ona nasıl hitap edeceğinizi belirleyen ve bir ömür boyunca herkes tarafından kullanılacak olan isimlerdir. Kur'an'da geçen kız bebek isimleri, hayata ilk adımı atan kız evlatlarının dünyada olduğu kadar ahiret yaşantısında da gururla taşıyabilmesi ve onu Cenab-ı Hakk'ın katında en güzel şekilde temsil etmesi açısından büyük bir itinayla araştırılmalıdır. Çünkü çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor. Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Hiç kimse kıyamet günü Allah Celle Celaluhu'nun hoşlanmayacağı isimle onun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse gelin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ve güzel olan isimlere bir göz atalım. Lina. Ma qada'tum min linetin ev teraktumuha. Lina, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Haşr suresinin 5. ayetinde geçmektedir. Lina, yumuşak hurma ağacı anlamı taşımaktadır. Yani Arapça kökenli olan bu Lina ismi hurma olarak tabir edilir. Cena ve cenel cenneteyni den. Arapça kökenli bir isim olan Cena, aslında cennetten gelmektedir. Yani meyvelerle donatılmış cennet bahçesi anlamındadır. Ahlam. قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامُ Bu isim hulmün çoğulu ahlamdır. Yani rüyalar, hülyalar, uykuda görülen şeyler ve akıl manalarına gelir. Enhar جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ Enhar ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Irmaklar, nehirler, cennetlerin altlarından akan ırmaklar anlamına gelir. Nida بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 171. ayette geçen nida, seslenme, ses verme, nida etme ve hitap etme sanatı anlamları taşımaktadır. Fida وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikredilen fida kelimesi, Arapçada bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel anlamına gelir. Daren Osmanlıca kökenli olan bu isim, ulaştıran, vasıl eden, kavuşturan, getiren anlamları taşır. İlave olarak talihli, yumuşak huylu, hoş, kibar, narin ve misk çiçeği anlamlarına da gelmektedir. Menar Kur'an-ı Kerim'de geçen hidayet ve rüştün eş anlamlısı olan menar, nur, ışık, fener kulesi, insanlara yol gösteren işaretler ve rehberlik anlamlarına gelir. Selva وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 57. ayette geçen selva, Allah tarafından gönderilen kuş anlamına gelir. Kelime anlamı olarak bal ve bıldırcın kuşu manasındadır. Meva عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi 15. ayette geçen meva, sığınacak yer, mesken ve cennetin bir adı anlamlarını taşımaktadır. Leyan Farsça kökenli olan bu isim, parlayan, parlayıcı, konforlu, lüks hayat, huzur ve rahatta olan kişi anlamlarına gelmektedir. Serra اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 134. ayette geçen serra, bolluk demektir. Bir diğer anlamı ise ferahlık, rahatlık ve saadet demektir. Arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.